Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım ilçede faaliyet gösteren kum ocağı ile ilgili konuştu. Başkan Ay Yıldırım Sarıoğlan'da günlük 2000 ton kum ürettiklerini vurguladı. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan kum ocağı tesisi hakkında bilgiler veren Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım tesis için emek verildiğini, çalışanlarla abi kardeş ilişkisi sağlandığını ve vatandaşa hizmet sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti. Günde 2000 ton kum ürettiklerinin altını çizen Başkan Ay Yıldırım şunları ifade etti. Öncelikle tesisimizde 3 eleğimiz var. Tesisimizin kapasitesi günlük 2000 ton kapasiteli bir tesisimiz. Tabii biz geldiğimizde burası böyle değildi 3 yıl önce. Atıl bir durumda aldık. Makinelerimiz yoktu. Kepçemiz, kredilerimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Çok şükür buraya 2 tane ekskavatör aldık. Kamyonlarımızı aldık. Eleklerimizi yeniledik. Ve şu anda günlük 2000 ton kum üreten bir tesisimiz var. Ve bu tesisimizin %100'ü belediyemize ait bir tesistir. Tabii bu %100'ü belirtiyorum. Daha önceden biz adaylık sürecimizde farklı lanse edildi, farklı şeyler konuşuldu. Ama biz her zaman dedik ki biz belediyemizin menfaat için, belediyemizin çıkarlar için bu tesisimizin %100'ü belediyenin olacak ve belediye çalıştıracak dedik ve aynı şekilde devam ediyoruz. Burası belediyemize ait bir tesisimiz. Çok şükür belediyemizi de ayakta tutan bir tesis diyebiliriz. Arkadaşlar da mücadele ediyor. Biz de koşturuyoruz. Çok şükür iyiye gidiyor Sarıoğlan olarak. Şu anda 20'ye yakın personelimiz burada istihdam sağlıyor. Tabii boş zamanımız olmuyor ama ben de arkadaşlarla beraber burada zaman geçirmekten, onlara yardım etmekten zevk alıyorum, gurur duyuyorum. Güzel şeyler oluyor. Hep beraber burada bir abi kardeş gibi çalışıyoruz. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onlara destek oluyorum. Güzel bir ortamda, abi kardeşlik ortamında bu işletme devam ediyor. İşletmemiz de güzel. İnsanlar da gelip gezebilir. Kapılarımız herkese açık. Sağ olsunlar işte elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Tesisimizin kuruluş amaçlarından birisi tabii ki ticari. İkincisi de biz valilik kanalıyla tabii ki ruhsatlarımızı valilikten alıyoruz. Biz oradan da ham madde temini şeklinde ruhsat aldık. Bunun amacı neydi? Bunun amacı da bölgemizdeki insanlara buradan ham madde temini üreterek onlara yardımcı olmak. Onların ihtiyaçlarını karşılamak. Tabii ki belediye ticari bir gelir getiren bir kuruluş değildir. Amacımız vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak. Tabii ki ticarette kullanıyor olduğumuzu onu da kullanıyoruz. Ticari olarak da işletmemizi kullanıyoruz.